Selamlar hepinize, LPL play ilk iki tur değerlendirmesiyle yeniden sizlerle birlikteyim. Ee, i̇lk serimiz LNG Suning arasında daha sonra ikinci serimiz OMG ve WE arasında oynanmıştı. Bu serilerin kazananları LNG e, topi esports'lar, WE'de Bilibili Gaming'de karşılaşmıştı. Tabi üst tarafta, yani bracket'ın üst tarafında benim beklentilerimin tam aksine iki tane galibiyet alan bir topi esports tarafı vardı. Bracket'ın tam altında, alt tarafında ise benim beklentilerimi tam karşılayan şekilde 2W galibiyeti vardı. Hemen serileri değerlendirerek başlayalım. LNG Suning serisinin ilk maçı. E, açıkçası Suning'in erken oyunda doğru hamleleri yaptı ama nedense orta oyun geçişinde e, biz kaybedelim dediği bir maçta. Onların yaptığı hataları da acayip iyi değerlendirdi LNG Esports tarafı. E, çok yani çok böyle aşırı büyük hatalar yapmamıştı. Aslında Suning tarafı ama o hataları çok daha büyük gösterdi LNG tarafı. Ve e, Vayne'e de hiç cevap veremedi Suning bu maçta. E, çok da fed olan bir Light vardı ki e, Light ve play playoff'ta tam olarak tam zamanlı geri dönüşü artı çok da formda dönmüş olmaları LNG'ye çok büyük kapılar açtı. İkinci karşılaşmada çok büyük bir LNG stomp'u gördük. Onların sezon içerisinde de e, böyle maçları vardı. Tarzan'ın her attığı gank'in tuttuğu falan. E, o tarz bir maç izledik. Zaten çok net bir stomp oldu ikinci maç. Şunu maçta aslında bu sefer e, biraz ilk maça benzer şekilde bu sefer elenci daha iyi hamleleri yapan taraf gibiydi. E, ama çıkan savaşları daha iyi oynayamadılar. Özellikle 5'e 5'leri çok daha iyi oynadı. Suning tarafı. E, artık koridor aşamasında da yer yer aldıkları avantajlar vardı. 5'e 5'lerde kullandıkları avantajlarla beraber seriyi 2-1'e getirdiler. Dördüncü karşılaşma serinin e, oldukça gergin bir maçtı diyebilirim. Ee, özellikle bu maçtaki e, Zerat seçimini çok beğendiğimi de söyleyebilirim bu arada. Sindran'ın karşısına bence alınabilecek en iyi seçimlerden bir tanesi. Maçın gergin geçmesinin sebebi de aslında e, hiç kopmadı maç direkt olarak. Yani Suning önde olmasına ama maç bir türlü maçı bir türlü tam olarak kıramadılar. E, çünkü o Zerat-Varus tehdidi yani ikili tehdit e, onların sürekli ensesindeydi aslında ama Suning Sürekli avantajını büyütmeye başardı. Önemli olan nokta oydu. Gerçi ellerindeki kompozisyonla rakibi hani açmak da çok kolay değildi. varuslara açmak o kadar kolay değildi. Ama neticede Suyunik sonuca ulaşmayı başardı ve seride durumu 2-2'ye getirdi. Serinin son karşılaşması biraz ikon güçlendirmeli tarzan nasıl oluyor onu gösterdi aslında bize. Çok gerçekten hani onları kullandığı modlardan biriydi sezon içerisinde de e, Aiko'nun tamamen Tarzan'ı güçlendirmek üzerine Tarzan'ın arkasında oynadı. Tarzan'ın sürükleyici olduğu ki bunu ta Griffin döneminde bile yer yer Chovy ile yaptıkları maçlar vardı. E, onlara çok benzer bir e, duruma geldi. Tabi seri içerisinde değişik bir meta adaptasyonu da gördük. E, seride yani şöyle izah Bundan sonrası tabi Elisi de live viewing yaparken Elisi playoff'ların ilk turunda da gördük aslında. Acayip bir Camille önceliği başladı. İnanılmaz bir Camille önceliği başladı. Kamile ikinci maçta mı seçmişti? Nerede? Bir yerde Camille karşı e, Jax'la gidiyor. E, dur. Bin. E karşı değilmiş. Güven'e karşıymış. Neyse. Ha son maçta. E, Ale alıyor Jax'ı. E, acayip bir Camille önceliği başladıktan sonra tabi doğal olarak e, Jax üzerine de bir e, üstün şey yapılmaya başlandı. İşte Bin'in iyi oynamasından dolayı Jax, Jax saklanmaya başladı. Sonra Ale çaldı falan filan derken bir anda Camille dünyanın her yerinde acayip bir öncelik haline gelmiş durumdaydı playofflarda. Bu da live viewing yaparken oraya gelmiş takipçilere de söylemiştim. Burada da söyleyeyim. Meta'nın canlı canlı nasıl değiştiğine şahit oluyor aslında insanlar. Ve e eğer ki ilah sindiren böyle kalırsa muhtemelen Worlds'te bu yöne doğru giden bir Meta'ya gidecektik ama yakınlarda Worlds öncesinde ilah sindiren nerflenmesi planlanıyor. O yüzden belki de o Meta değişikliğine tam görecekken yolda kesildi diyebiliriz. Ama LNG 3-2 ile Suning'i geçmeye başardı. Şimdi WOMG serisine abi değinmek istiyorum ama istemiyorum. Çünkü 2 maçta 3 maçta acayip stomp pattılar ya. Yani baksanıza zaten maç dakikalarına baktığınızda bile anlarsınız. 29, 24, 22 sürüyor. Maç yani çok ağır dayak attı W'yi. Beklentim zaten bu yöndeydi. OMG'ye hiç şans vermemiştim. O yönde bir seri gerçekleşti. İkinci serimiz Düzeltiyorum ikinci tur ilk serimiz. Top eSports ve LNG arasındaki serimizde e, aslında ilk maçı ya Topi Top e -Sports kazanması lazım. Çok öne geçtiler çünkü. Maçın sonunda geride gözüküyor olabilir ama maçın çok büyük bir çoğunluğunu önde götürdü Top eSports. Çok büyük bir çoğunluğunu. Hatta 3 ejderha falan da gal... 2 ejderha mı? Yanılmıyorsam sol point'e gelmişti Top eSports. Evet bu o maç olması lazım. Soul Point'e geldiler. Ruh noktasına geldiler. Orada bir tane savaş verdiler. Maça tutundu. Elen Yoksa öbür maç mıydı ya? Yani? Neyse zaten seri çok yakındı. O yüzden ee, bu, maçı bu maç olması lazım. Ha, doğru hatırlıyorum. Dur diye düşünüyorum. Bu maç olması lazım. Topi Esports ama çok fazla bireysel hata yapıyordu. Yani daha laning'den başladı zaten bireysel hatalar. Elenci çok az hata yaptı seride. Elenci'nin bu maçı bu kadar zorlanmasının tek bir sebebi var. Rakipler onlarla daha iyiydi aslında bireysel oyuncu farklılığı açığa çıktı Topi Esports tarafında. E, ama çok fazla bireysel hata yaptılar. Çok fazla. Öyle böyle değil yani Topi Esports tarafı. Ve nihayetinde elindeki avantajı fırlattı. Elancı da rakip hata yaptığında iyi değerlendiren takımlardan bir tanesi. Ve seride 1-0 geçtiler. İkinci karşılaşmada e, daha kontrollü bir Topi Esports vardı. Ve dövdüler. Net dövdüler yani. Üçüncü karşılaşma ilginç bir karşılaşmaydı. Yani yine ilk baştakine benzer bireysel hatalar çok fazla vardı. E, özellikle Biraz büyücü tercihlerini... Yani Jekyllov'un büyücülerle... Açıkçası ben performansını beğendim. Ama... Maçı taşıma konusunda değil. İyi bir filler. iyi bir tamamlayıcı olmuş gibi gözüküyordu. Ama maçı taşıması gereken birileri vardı. Mesela bu maçın 369'un çok troll bir sahnesi var. E, hatta Ale... E, seriyi kazandıktan sonra röportaj veriyor. E, röportaj bu maçtan bahsediyor. Yani... 369'un koridorda Avant çevirmişler tabii ki. Ben yani bir yanlış bir şey varsa çevrenin yalanı simdim ama e, hakikaten öyle bir pozisyon yaşandı. E, 369 öne geçiyor koridor aşamasında Ama canı falan sıkıntılı. Base atması gerekiyor. Base atıp gerekirse e, dönecek ve tekrar baskı kuracak. Zaten önde atmıyor base, ittirmeye devam ediyor ve Ale 1 ve 1 kesiyor onu. Şimdi bu sıkıntı. Bu bireysel hata. ve bu bireysel atanlardan tempo kazanıyor acayip bir şekilde Ale. Ee, ve maça tutunuyor belki de. Ama yine ilk maça benzer bir şekilde yine büyük oranda Topi Sport'un e, elinde olan kontrol bireysel atalar tarafından. elenciye geçiyor ve LNG yine değerlendirmeyi başarılı seriyle durumu 2-1'e getiriyor. Galiba hatta bu maçta Soğul da almışlardı? Evet Soğul da almışlardı bu maçta. Yani öyle bir maç. Ruhlu muhlu kaybediyorlar. Yani öyle bir kaybediş tarzı. Son maç e, çok daha yakın geçti aslında. Ama burada yani bir, bir kişinin çok ciddi dif attığını gördük yine. Tarzan zaten bu maç sırasında ben Twitter'a yazdım. Tarzan dünyanın en iyi jungler diye. Çünkü aslında erken önde tempoyu kaybettiler. Aslında Topi Sports maçı alabilecek gibi gözüküyordu ve aslında baskıyı kuran taraf Topi Sports'tu. Ama iki tane pozisyon buldu Tarzan. Bir kendini öne geçirdi. Bir tanesini zaten öyle bir bomba komba yaptırdı ki Icon'a. Icon da acayip fed oldu o pozisyonun üzerine. E, ve iki kişi yani gerçekten büyük oranda iki kişi. Çünkü sadece altın farklarına bile baksanız anlarsınız. Herkes geride kalanlardan. Top e -Sport'ta. Ama iki kişi özellikle e, Tarzan'ın hamleleriyle beraber, Icon'un da desteğiyle iki kişi maçı çevirdiler, tuttular ve seriyi 3-1 kazanmayı başardılar. İkinci turun diğer serisi Team W ve Bilibili Bili Gaming arasında oynandı. E, bence çok fazla maç olduğunu söylemek güç bu seri içinde. E, w yine çok sert e, kazandı. Sadece Bilibili Bili, OMG'den daha iyi bir takım olduğu için daha uzun süre dayandı. Ama dayandı. O kadar. E, bu maçta biraz Zika'dan Erken ve orta aşamalarda baskı noktası oluşturmayı başarmışlardı ama BYU BYU'dan hiçbir şey alamıyorlardı. Yine o meta değişimi sırasında RPL'de zaten Jax sevilen bir şampiyon ama meta değişiminin etkilerini bu maçta da gördük. Yine Jax'ın daha çok öncelik haline geldiği bir seri vardı. Özellikle W, w zaten çok iyi bir erken oyun takımı. E, ve alıyorlar, avantaj alıyorlar. Zika'yı da takım halindeki eforla yavaşladılar. Bu arada şunu söyleyeyim. Yani biraz şey moduna girmeye başladım ben. Daha hala bu konuda %100 net değilim. Ama şeyi düşünmeye başladım. Irelia şu anda bana Caitlyn'i hatırlatıyor. Erken oyunu çok güçlü. Ve koridorunu çok büyük oranda yeniyor ve üstünlükle oluyor. Fakat orta oyunu özellikle rakip takım 5 kişi bir araya geldiği zaman çok zayıf. Ve orta oyunda kaybediyorsunuz maçı. Irelia sahibiyseniz. Bunun örneğini çok gördük. Bizim VFŞ'lerde de gördük. Beşiktaş yaşadı işte. Daha önce sezonun içerisinde normal maç, lig maçlarında falan da görmüştük. Bunun dışına çıkıldığı çok az senaryo gördüm ben. İreli'ye oynayan takımlar için. Açıkçası bir kafamda soru işareti yarattı. Onu da söyleyeyim yani. E, bu, bu tarz maçlar. Bu tarz maçların örneğini çok görmüş olmak. Çünkü erken önde öne geçiyor şampiyon. Evet ama orta oyunda ya ne olursa olsun rakibin arasına atlayıp etkili olması gereken bir şampiyon olduğu için atladığında rakip bir odak veriyor tek yiyor. Son okuyunda da aynısını yaşadım. E, o yüzden bir çıtırdan o moda doğru gidiyorum. Sanki o yere doğru değişmeye başladı. İrelle ile alakalı fikirlerim diyeyim. İkinci maç e, genel olarak aslında çok büyük baskı kurduğu bir maç değildi belki de WWE'nin. E, ama şey maçı, şey hissiyatı verdi. WWE'nin hani normal sezonda özellikle önceki sezonlarda onlarla alakalı söyleyeyim bir şey vardı. Ya, alt sıra takımlarını güzel güzel farmlıyorlar. Kendilerinin üstüne bir takım geldiği zaman e, yenemiyorlar diye. Bu kendi denkleri olan bir takıma karşı alt sıra takımlarına farmlıyormuş gibi başlayıp ama o kadar da farkın açılmadı. Ama yine de kontrolün W'nin olduğu elinde olduğu şeylerden bir tanesiydi. Tabii ki toplayın metası yine acayip yerlere gitti. Camille Riven eşleşmesi var. Bu arada bence hiç gerekli değildi Riven açıkçası. Yani beğendiğimi söyleyemem. Fayda sağladığını söyleyemem. Ama öteki, hatta baskı yediğini bile söyleyebiliriz ama öteki taraflardan daha iyi çıktığını söyleyebiliriz W'nin. W'yi yani şöyle söyleyeyim şu ana kadar Beishang ve Elk acayip bir playoff oynuyorlar. Yani zaten iki seriyi de bence ikisi domine ettiler. Ee, Tabi bir sonraki turda daha sert bir yere çarpacaklar belki ama e, bakalım orada da devam ettirebilecekler mi? Üçüncü maç W'nin biraz daha daha iyi olduğu maçlardan biriyle. Aslında biri biri şöyle söyleyeyim bence bu maçı W'yi ikinci ve birinci maçtan daha iyi oynadı. Ama bu maçta Bili Gaming daha çok direnç gösterdi. E, belli başlı cevaplar verdiler. Özellikle takım savaşı yapma konusunda çok iyi bir kompozisyonları vardı bence. Yani Viego, Lissandra, Kenan üçlüsü. E, Leona'yı zaten hani saymıyorum ama. Herhangi bir hedefe aynı anda girip Lissandra ve Kenan hasarıyla tekleyip direkt olarak e, Viego'ya büyütmek gibi bazı artıları da vardı. E, ama ama W'nin daha iyi oynadığını özellikle Elkin yine fark yarattığını söyleyebiliriz. Bu maçta Breed de çok etkiliydi e, bir genel oranda çok geri düşürdü. E, verimli kullanımlarından, daha verimli kullanımlarından deyip e, bu tarz daha etkili olduğunu düşünüyorum. Özellikle İrelerin ben zaten üst koridordaki haline biraz daha fazla seviyorum orta koridora kıyasla. Neyse gelelim ilk turun sonuna. RNG, LNG ve Rare Atom WE serilerimiz var. Playoff'un başında demiştim ki üst taraf çok daha zor, alt taraf biraz kek taraf olmuş diye. Geçen mevsim benzer bir senaryo yaşanmıştı. Playoff maçlarında üst taraftan şampiyon geleceğini düşünmüştüm. Ama Top Esports'un elenciyi yenmesini bekliyordum. Hani ilk seri tahminim suyunun gönlündeydi ama tamamen playoff'lara oynama becerisi ve elencinin sezon sonunu kötü geçirmiş olmasından dolayı. İki sezon arasında çok fark olduğundan dolayı ama Top Esports'un elenciyi net yenmesini bekliyordum. Ee, ve elenci playoff'a çok formda iyi bir şekilde geliyor ama karşılarında çok sert bir rakip var. Sezonu her ne kadar mağlubiyetle kapatmış olsa da RNG çok daha sert bir takım diğerlerine karşı. Ben bu sene 3-0 biteceğini düşünmüyorum. En azından bir maç çalacağını düşünüyorum RNG'nin. Ama daha fazlasını çalmasında çok kolay olacağını da düşünmüyorum. Çünkü diğer maçlarda mesela 369'a karşı Ale açık vermedi. Bence iyi bir sezon geçirdi Ale bireysel anlamda. Ama Şahu'ya karşı açık verir. Açık verir. E, alt koridorları Light ve çok iyi döndüler. E, Playoff'a çok sert ve hızlı girdiler. Etkilediler. Tarza zaten bildiğimiz gibi bıraktığımız yerde. E, ama Arancı'nın daha çok cevap verebilecek silahı var. İyi bir sezon geçirmiş olan Şahu'ları var. E, iyi bir sezon, çok iyi bir sezon geçirmiş olan Mink'leri var. Her yerde bir şekilde cevap verebileceğini düşünüyorum. Arancı'nın ve bu seriyi 3-1 kazanmasını bekliyorum. Özellikle o dağının e, çok daha üst koridor olmasını bekliyorum serinin. E, Ale ne kadar direnç gösterecek? Tarzan ne kadar bu işe çamak sokabilecek? Ona göre Arancı'nın neler yapabileceğini göreceğiz daha yakın olacağını düşündüğüm seri. Layer Atom ve W arasındaki seri. Ki ikisi de e, yeni yeni yapılım yapısını kuran, yapılanmış olan. Gerçekten W'nin geçen senesi falan da var ama üzerine koya koya getirdiler bu noktaya doğru. Layer Atom daha yeni onlara kıyasla. Ama de çok genç ve az tecrübesi olan takım var. Özellikle playoff tecrübesi olarak. Ve burada ben sezonu çok iyi bitirişi, beni çok etkiledi Rayratum. Bence çok istikrarlı bir oyuna sahipler. W'yi onlar kadar büyük bir istikrar sahip değil ama onlar da iyi bir takımlar. İki tane yakın seviyede iyi takım karşılaşması genelde tat verir. Ee, ben bu seride avantajlı olan tarafın çok küçük bir farkla 52-48 diyeceğim farkla rey Atom olmasını bekliyorum. Ee, neden bu kadar küçük bir fark var bu iki takım arasında? Aslında e, belli rollerde yani mesela alt koridorda Ayboy e, ve hangi kilisi e, Missing, Elk ve Missing ikilisine karşı olacak. İkisinin de iki tarafında çok güçlü olduğu yönleri var burada. Mesela Elkin çok güçlü bir koridor aşaması çok iyi bir yani bence ligdeki en iyi nişancılardan biri Elkin. Yani bir süredir söylüyorum zaten. Önceki yıllarda da söylüyorum. Fakat Ayboy da bu sene o seviyelere çıktı. Artı benim gözümde bu sezonun en iyi desteği var yanında Ayboy'un. Şimdi gidişat değiştirebilecek bu oyuncu. Hank. İkinci nokta iki tane çok formda ormancı var. İki takım adına da çok formda ormancı var. Leyan ve Beyşank. Burası da cepte. Fark ya yani buraların da eşit kalmasını bekliyorum. Fark nerede yaratılır? W'yi bence orta koridorda daha zayıf rakibine göre ama üst koridorda daha güçlü. Brit net şekilde Q'dan daha güç, daha güç üstün, daha iyi durumda. E, fakat W adını da e, Shanks bence şeyin gerisinde. E, Fofo'nun gerisinde. E, açıkçası buradan da e, çok daha ön, yani iki, iki, benzer stilin çarpışmasında ben LPL sınırları içerisinde orta koridoru kazanabilmenin daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. 52-46 farkının sebebi bu. Bu serinin, normalde ben yakın geçecek serilere 3-1 tahmini yaparım. Ama bu serinin izleyiciyi de çok eğlendireceğini düşünüyorum. Herkesi de seriyi takip etmeye davet ediyorum. Hatta, dur günü uyuyor mu bunun? Cuma günü. Cuma günü bir işimiz var mı? Yok. Live viewing. Twitch TV slash kanalında... Live Wing'e beklerim Revlat'ın WE serisine. Çok da iyi seri olmasını bekliyorum. O kadar söyleyeyim yani. Beklentim çok yüksek bu seriyle alakalı. Öte yandan e, bu serinin e, üst turuna çıkacak takımları değerlendirme fırsatımız olmayacak. Videoda değerlendirme fırsatımız. E, o yüzden şimdiden yapacağım bunu. FPX karşısına RNG, RNG ya da LNG gelecek. E, iki takımın ihtimallerine göre değerlendirecek olursak RNG ile FPX serisi bence erken final olur. E, hatta bir daha oynarlar. Yani bunlardan yenilen Loser's Racket'e düşer gene finale çıkar gene bir daha oynarlar. O kadar olduğunu düşünüyorum. Alt tarafın biraz free bir olduğunu düşünüyorum üst tarafa kıyasla. FBX muazzam bir sezon sonu yaptı. Sezonun MVP'sine de sahipler. E, e Nuguri'ye hala tam, yani Nuguri tam olarak yüzü takımın parçası olmamasına rağmen çok formda. FBX'e çok iyi durumda. E, ben RNG karşısında e, en büyük avantajlarında doyumlu olacağını düşünüyorum bu arada, RNG'ye karşı oynarlarsa. Zaten LNG'ye karşı oynarlarsa hemen hemen her yerde avantaj sağlarlar. Ki e, genelde mesela FBX'in durumunda hem Worlds kazandıkları sene hem de bu yaz mevsiminde Tia'nın, çok bahsettim sezon içerisinde karnelerde, Tia'nın oynamaya gelmiş diye Tia'nın böyle durumlarda rakip junglerlerinde da çok büyük problem çıkardığını düşünüyorum. E, o yüzden karşısına hangisi gelirse gelsin bence yenecektir, FBX. E, ama RNG'yi daha zor yenecektir diye düşünüyorum. Bu mevsim özelinde. Öte yandan EDG her ne kadar sezonun sonunu çok iyi getirmemiş olsalar da EDG aslında belli özellikleriyle Rehir bir üst modeli. Onlar da çok istikrarlar, onlar da çok düzenler ve çok az hata yapan bir takım EDG. Fakat hata yapmaya başladıklarında çok kontrolü kaybediyorlar. Şimdi bunun iki noktası var. Evet EDG hata yapmaya başladığında çok kontrol kaybediyor. Ama onları hataya zorlayabilen takım sayısı çok az. Yani onların seviyesine çıkıp onların üzerine çıkan takım sayısı çok az. Ve açıkçası yani şurada Rare Atom WE serisinde herhangi biri ekstra işler yapmaz. Ha bu arada EDG'yi ben hataya zorlayabilecek bir takım olduğunu... Ben yani mesela WE belli oranda bence EDG'yi hataya zorlayabilecek bir takım. Çünkü Flandre'nin kötü gününde Flandre açık veriyor. Artı alt koridorda dengeleyebilirler EDG'yi. Eşit çıkabilirler. EDG e, ligdeki belki de en güçlü alt koridor ikilisi. Ne sahip yani Viper, Meiko ikilisi belki de Ligin en iyisi e, bu konuda. Fakat onlara çok yakın WE. Gerçekten çok kuvvetli bir alt koridorları var onların da. Aynı Rare Atom'da olduğu gibi. Ve üst koridordan bir avantajları var. Diğer tarafları bir şekilde dengeleyebilirlerse EDG'ye hata yaptırabilirler. Öte yandan ben Rare Atom'un EDG'ye hata yaptırabilmesini çok ihtimal dahilinde görmüyorum. Çünkü e, çok benzer stillerde oynuyorlar. E, genelde işte e, bu mesela özellikle Flandre baskı altında bırakılmadığı zaman çok iyi oynuyor. Flandre'nin üzerine sürekli gank falan gitmediği zaman çok baskı kuruyor Flandre e, e, eşleşmelerinden dolayı ve Real Atom Cube'u hiç öyle kullanmıyor. Yani EDG'nin belki de en çok açık verebileceği yeri siz hiç değerlendirmiyorsunuz. Öte yandan sizin güçlü olduğunuz yerlerde onların da çok güçlü olduğu oyuncular var. Yani alt koridoru çok güçlü. Hank sayesinde ama EDG'nin de alt koridoru çok güçlü. Orta koridorda çok iyi bir e, harita oyuncunuz var belki de. Hem koridorunu hem haritasını etki bir fofonuz var ki koridor aşaması çok iyi fofonun. Özellikle bu sezon içerisinde. Ama kalsın da iyi yani bu eşleşmeden de açıkçası EDG'nin karşısına Rare Atom gelirse EDG'nin net kazanacağını WE'ye gelirse Açıkçası WE'nin bu performansla bu momentumla beraber sıkıntı çıkaracağını düşünüyorum EDG yi. ama yine de yenebileceğini düşünmüyorum EDG'yi ee, O yüzden oralarında tahmini yapayım FPX RNG olursa 3-1 FPX diyorum FPX RNG olursa 3-0 FPX diyorum EDG Rare Atom olursa 3-0 EDC diyorum. EDG W bu 3-2 EDG diyorum. Bakalım e, hangi tahminlerimiz yine tutmayacak. Çünkü birçoğu tutmayacak. Bundan hepimiz eminiz. E, live birlikte görüşmek dileğiyle. Gelmişken abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.